Merhaba arkadaşlar, bir göz atış videosuna daha hoş geldiniz. Benim adım Ver ve bugün göz atacağımız oyun adı Pixel Praxis arkadaşlar. Oyun daha önce tabii ki de bu oyuna biraz baktım. Çünkü bu videoyu üçüncü kez çekmeye çalışmıştım. İlk ikisinde tamamıyla başarısız oldum. Bu sefer bakalım ne olacak bilmiyorum. Arkadaşlar oyun öncelikle cidden çok aşırı bir derecede bir karışıklığı var oyunun. Yani oyunu anlamanız için yani oyun size başladığınızda bir tutorial falan tarzı şeyler vermiyor. Oyuna başladığınızda direkt açıklara sürülmüş oluyorsunuz ve ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor ki bu cidden zor. Ben ilk başladığımda yaklaşık bir saat boyunca oyunu anlamaya çalıştım arkadaşlar. Onun için de videolar boşa gitmişti de diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar oyuna tabii ki de yeni bir başlangıç yapacağım. Şöyle göstereyim loot gemleri. Şu ilk ikisi tamamıyla videoluktu. İkisinde de başarısız olmuştum. Şu 18 olan da tabii ki de şeydi. Benim kendi yapımımdı. Yani kendi yapım dedim. Geçenlerde bir oyunu anlamak için oynamıştım. Tabii ki de şunu isterseniz bir göstereyim sizlere de. Arkadaşlar fazla lafı uzatmadan oyunun da mantığını göstereyim. Şöyle mesela şu benim. Kendimi şöyle bir karakter olarak yapmıştım. Altta canım, sağlığım. Bunlar da benim tayfam arkadaşlar. Bu da benim bir gemim. Hemen şöyle askerlerimi göstereyim. Bunlar benim askerlerim. Şöyle bir dünya haritamız var. Bu haritalarda atıyorum böyle kişiler var falan filan. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan çıkalım şimdi. Gemimi falan gördünüz. Çünkü fazla da bundan ilerlemek istemiyorum. Şimdi tabii ki de oyun size şunu anlatmaya çalışıyor. Siz bir tane adada, kendi seçtiğiniz bir adada babanızın kim olduğunu ayarlıyorsunuz. Nasıl bir kişilik olduğunuzu ayarlıyorsunuz ve ona göre maceraya atılmış bir yeni bir korsan oluyorsunuz. Çok eski bir geminiz var. Bu gemiyle açıklara gidiyorsunuz. Hemen fazla lafı uzatmadan başlayalım. Kaptanın adı ne olsun? Kaptanın adı Kaptan Jack olsun. Jack'i büyük yazalım. Jack, World Prasya olmasın. Uçaklar gezegeni olsun. Uçaklar olsun ya da. Camping mod tamam. Hemen şuradan bir uçaklar hakkında ne düşünüyoruz diyor. Diyor ki korsanların ağır gemilerin, yaratıkların bol olduğu bir yer. Diyor ki ya bu biraz daha ya şöyle anlatayım ben size. Şimdi tek tek çevirmeyeyim. Diyor ki canavarların bol olduğu bir yer diyor. Gizemli bir yer diyor. Daha çok böyle dramatik şeylerin olduğu diyor. Tabii ki de ben gizemliyi seçeceğim. Buradan diyor ki what's the adada ne olmasını istersiniz diyor. Daha fazla gemi şeyi diyor. Parçası yıkıntısı fazla gemiler diyor. Diyor ki daha fazla canavar tarzında bir şey diyor. Bir de diyor ki daha uzun tehlikeli yaratıklar diyor. Tabii ki de gemi olsun. Babanızı tanır mısınız diyor. Ha, burası önemli. Şimdi diyor ki o cesur bir kaptandı diyor. İdi de David adı da David Pierce'di diyor. Yani Sea Falcon Blade denen bir tane kılıç veriyor. Bu cidden işinize yarıyor. He was a lazy alcoholic diyor ki ya şey bir alkolikti diyor böyle. Tembel bir alkolikti diyor. Jorge'yi tanıyordu diyor. Jorge de size bir tane arkadaş geliyor yanınızda çalışan. Yani yan kaptan gibi düşünün. Bu da diyor ki işte Boris adında Kovardi saymış. Bir tane Boris'ten alması gerekenler varmış diyor. 20 gold'la başlıyorsunuz. Ben ilk kendi oynadığımda Access Starting Prey'de almıştım. İşime yaramıştı. Şimdi öyle göstermek bir David Phelps alalım. Tabii ki bu diyor ki moral ve hunger settings. Bunu easy yapacağız. Easy yani. Çünkü cidden zor oluyor. Knockback settings'te arkadaşlar easy yapmanızı öneririm. Çünkü hard'da adama vurduğunuzda adam çok fazla geri uçuyor. Geri uçması da tabii ki de adamı da suya atabilir. Buradan böyle bir sürü tip ayarları var arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben şu an hızlı bir şeyler yapmaya çalışacağım hemen. Hızlısından. Şu olsun. Şöyle siyah güzel. Diyecektim ki gitti. Yavaş geçelim şuralarda. Ha tamam. Şört şu güzeldir. Şöyle ha siyamsı bir şey. Ceket şu güzeldi. Şöyle.
Aksesuar izdi şu olsun. Yo-ho-ho. Jolly Son Roger. nefes alalım. Yo-ho-ho. Dead men tell no tales. Run a shot across the bow. Bu güzel. Böyle değişik bir ses olsun, komik. Diyor ki bize, görevimiz diyor dünyadaki en korkunç korsan olmak diyor. Onun için de Peter Son'la Geoffrey Swart'ın Aaron Swartz, Tim Berners-Lee'yi öldürmemiz gerekiyor diyor. Oyuna başlıyoruz. Hemen haritamız olsun. Ha, evet arkadaşlar, şu bizim haritamız, teknemiz, gördüğümüz gibi eski bir tekne. Şu da biziz. Müzik biraz fazla, müziği hemen kısalım. Bu arada arkadaşlar, oyunu oynamak için bilgisayarınızın iyi olmasına gerek yok ama oyuncu sizi cidden çok sarıyor. Bu arada ben süreye pek bakmadım. Bundan sonra işte bir 5-10 dakika daha sonra kapatırım. Hemen şuraya gidiyoruz. Burası taverna arkadaşlar. Burada böyle işte içecekler falan filan. Askerlerinizin moralini düzeltebiliyorsunuz rom içip. Ha, ona vurma. Burası eşya satıyor. Şu adam da satın alabiliyorsunuz buradan yanınıza. Ki ben alacağım şimdi. Bu oyunda en önemli şeylerden biri adamdır. Hemen gidip şunları keselim. Bunlardan para geliyor çünkü. Belki çok gelir. Demin gördüğünüz gibi tayfam falan her şeyim vardı. Şu an hiçbir şeyim yok. Sadece kendimim. Müzik cidden çok fazla ya. Ha, o değil ya. O değil. Şuna. Hadi. Kes. XP kazanıyoruz. Bir de Oyster Shell kazanıyoruz. Bu Oyster Shell'ler de satılıyor arkadaşlar. Hadi kır artık. Heh. Hemen alalım şu Oyster Shell'leri. Gidelim şu hacıya. Dediğim gibi arkadaşlar, oyuna direkt ne yaptığınızı bilerek başlıyorsunuz yani. Yani ne yaptığınızı sizin gördüğünüz gibi Oyster Shell'ler gayet pahalı ve sadece satılıyor. 350 param oldu şimdi. Şimdi tavernaya gidelim arkadaşlar hemen hızlısından. Kendimize ilk seviye için bir tane adam yeter ama paramız fazla olduğu için ben iki tane de alabilirim. Hemen bakalım şuradan. Burada gördüğünüz gibi özellikleri de yazıyor. Ne olduğu ne olmadığı. Mesela şu arkadaş düelistmiş. Bir tane düelist, bir tane de tabii ki de ne alabiliriz? Güzel olan bir şey. He was a archer diyor mesela. He was a murderer. Bir tane murderer alalım yanımıza. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ship crew var. 3 oldu. ESC'ye bastığımızda Your Crew'den askerlerimizi görebilirsiniz. Ben de level atlamışım. Level atladığınızda şöyle bir tavsiye verebilirim arkadaşlar size. Little ve Strange'e vermeniz cidden çok işe yarıyor. Çünkü Strange sizin daha fazla vurmanızı sağlıyor. Vitality'de durmadan denizde geçeceğiniz için ileride yani çok fazla şey yapabilirsiniz. Bu da diyor ki %50 daha fazla yeme ihtiyacı var diyor. Randall Jump'ın sıkıntı değil. Bu da şey yani %20 ıskalatma şansı var. Şurada gördüğünüz gibi Ship Crew var arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Eğer adamlar Ship Crew'de değilse buradan adamları tek tek ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu altta var. Ritleri no yapın ya da yes yapın. Şimdi ben gemime gidin diyeceğim adamlara. Gördüğünüz gibi benim askerlerim benimle beraber geliyor. Hemen küçük neler yapılabileceğini de göstereyim. Evet, eğer arkadaşlar normalde biliyorum göz atış serilerim çok fazla izlenmiyor ama bu arada gördüğünüz gibi askerler dış kılıcını da yapıyor bunlar buraya. Askerler, kuşlar falan filan. Bunlar tabi temizlenmiyor arkadaşlar. İleride çok pahalı 354'e alınan yani gold olarak bir kitap var. O kitaba okutuyorsunuz ve o askerler onları temizliyor. Şimdi hemen World Map'e geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi korsanlar var, ada var. Hemen şu korsana tıklıyorsunuz mesela buraya gitmek istediğinizde. Sail to Destination diyorsunuz. Ve save edelim oyunumuzu ya. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi ben ve askerlerim burada takılıyoruz. Ben sağ tık yaptım da onlar gidiyor. Sol tıkla da kendim gidiyorum. Şurada zamanımız var, sağ en yukarıda %70 oldu mesela şu an. O %100 olduğunda varacağımız yere varmış oluyoruz. Şu an vardık.
Diyor ki Hostile Encounter diyor. Böyle bir gemi bulmuşlar. Ne yapacağız kaptan diyor. Bunu derseniz %60 şansla kaçıyorsunuz. Bunu derseniz saldırıyorsunuz. Ya yani o kaçmak da şeydir arkadaşlar. Eğer ileri gitmek istiyorsanız. Mesela bu arkadaşın gemisi bizden daha güzel. Ben daha önceki oyunda da gemimi kendim yapmadım. Saldırın diyorum. Ve gidiyoruz arkadaşlar gemisine. Sonra şunu üste bırakıyorum. Zaten kendi saldırıyor. Tamam. Bunu aldık. Hop kırdık. Ve ben bu gemiye el koyuyorum. Eski gemideki şeyleriniz, yiyecekleriniz direkt size geliyor. Şipşe taptan yani şuna basıyorsunuz. Oradan food'a geçiyorsunuz. İki tane karpuzum var. Karpuzu da şöyle koyduk mu. Gördüğünüz gibi artık gemimiz daha büyük. Savaşlar böyle ama şu an tabii ki de daha yeni başladığımız için oyunda sadece bir tane şey gelen oluyor. Şuraya geri dönelim. Sadece bir tane korsanımız oluyor rakip olarak. Normalde mesela ben o büyük gemi gördüğünüz gemiyi ben hiçbir gemiyi kendim yani para vererek bu tahtalardan alıp da yapmadım. O aldığım gemi kullandığım gemi de şeyinde satın aldığım bir gemiydi. Yani böyle korsanlardan ele geçirdiğim bir gemiydi. Gayet de güzel de gözüküyor. Yani ben gemileri öyle aldım. Bir tanesini sadece yani kendi yerinize gittiğinizde de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönün, geri dönün, gitmeyin ya. Geri dön. Bu arada askerleriniz böyle taverna olan bir yere gittiğinde şehre hemen karaya çıkıyorlar. Warp map diyelim. Bir de bu korsanla saldıralım. Ondan sonra da videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Save etsin oyunumuzu. Dediğim gibi gemiler daha şey oluyor. Şu an için sadece 3 kişi rakipte bir kişi oluyor. Ona doğru saldırıyoruz. Zaman geçtikçe şöyle göstereyim. Adamlarınız da sizin gibi level atlıyor. Mesela şurada XP'leri var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da level atlıyor. Onları da geliştiriyorsunuz. Savaşlarda adamlarınız ölebiliyor. Yeni adamlar alıyorsunuz tarzında. Yani kaptan siz oluyorsunuz arkadaşlar. Askerleriniz tamamıyla sizi dinliyor. Bakalım bu arkadaşın gemisine. Bu arkadaşın gemisi bizimkinden bence daha kötü ya. Bizimki daha güzel. Daha böyle yüksek. Şu arkadaşa da bir saldıralım. Dalın bakalım. Hop. Şunu da kıralım. Hazinesini de alalım. Parasını da alalım. Hop. Hadi buraya geçin. Arkadaşlar dediğim gibi böyle geçiyorsunuz atıyorum öldürdüğünüzde tüm askerlerinizi buraya çektiğinizde bu gemi burada ya bu gemiyi patlatıyorsunuz ve gemiyi patlattığınız için gemiden birkaç malzeme kalan ve biraz daha fazla para alıyorsunuz arkadaşlar. Oyun tamamıyla geri dönelim artık. O sırada da videoyu bitireyim. Oyun tamamıyla anlayacağınız gibi geziyorsunuz. İleride kelle avcılarından para alıyorsunuz. Yani şunu git öldür tarzında. Şanınız duyuluyor. Mesela şu an böyle pek takıldığımızda kimse bir şey yapmaz ama bazen belli adalara gittiğimizde size saygı gösteriyorlar, para veriyorlar tarzında. Şu an için hiçbir şeyimiz yok. Yani ileride maksimum 10 kişinin bir gemisi olacak. Ona saldıracağız falan filan kısa bir süre ama daha sonra gemilere top alıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz toplar. Ve o topları aldığınızda da gemi savaşları çok daha güzel. Yani gemiden karşı gemiye top atıyorsunuz falan filan. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu oyun yani almak istiyorsanız böyle oyunlar internet gerektirmiyor. Bilgisayarınızın iyi olması gerektirmiyor. Almak istiyorsanız kesin alın diyeceğim oyunlardan bir tanesi. Oyuna benim verebileceğim puan arkadaşlar. Sadece bir özelliğini sevmiyorum. O da oyundaki şeyler. Nasıl söyleyeyim size yani bu tabi oyun bir indie ama mesela şu dışkıların temizlenmesi olsun şey olsun tarzındaki şeyler yani skill ile yapılan şeyler pek hoş değil ve belli kusurlar da var oyunun. O yüzden arkadaşlar oyuna verebileceğim puan 10 üzerinden 9'dur. Cidden müthiş bir oyun. Almak isterseniz severim derseniz kesin alın diyeceğim bir oyundur. Şurada askerlerinizin morali artar. Ya böyle arttırırsınız ya da parayla arttırırsınız arkadaşlar. Ama burada böyle içince de göstereceğim şimdi. Tabi burada olmaz. Şurada. Heh. Askerleriniz sarhoş oluyor. Bazen güç kazanıyor. Bazen güçleri düşüyor. Mesela bunun gibi. Her şey düşüyor ama şansı çok artıyor. Arkadaşlar böyle yani. Tabi bu her yerde yok böyle taverna tarzı yerler. Öyle yani. Askerlerinize yemek almanız gerekiyor. Gemi çalıyorsunuz falan filan. Her şey yani
Kendinizi bir kaptan gibi düşünün. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer almak istiyorsanız cidden alın. Önerdiğim bir oyundur. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.